Cemaat-i Müslim'in başımıza bir musibet geldiğinde, bir bela ile imtihan olduğumuzda ilk söyleyeceğimiz sözler Allah kahretsin, lanet olsun Allah muhafaza. Böyle sözler olmamalı. Olmaz olasıca. Müslümanın ahlakında bu yok. Sen istediğin kadar lanet oku, istediğin kadar kahret vesaire artık kötü sözler söyle, ne söylersen söyle. O belayı başından def edemeyeceksin. O musibetin def olmasıyla alakalı bir şey yapamayacaksın. Öyleyse Müslümana düşen nedir? Teslimiyettir. Başımıza bir musibet dediğimizde hemen ölüm aklımıza gelmesin. Diğer musibetler de olabilir. Hayatımızın içinden ayağımızın kayıp da düşmemiz, ayağımıza elimize bir dikenin batması, elektriklerin gitmesi, arabamızın yolda bozularak efendim tamire gidecek şekle gelmesi artık neyse hepsi bir musibet. Cenab-ı Hak bu musibet anında, anlarında ne söylememiz gerektiğini de Kur'an-ı Azimuşşan'da bizlere ifade buyuruyor. Her şeyi öğretiyor bize Kur'an-ı Kerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bakın elektrikler gitti, ne söyleyeceğiz? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak biz Allah içiniz ve sadece ona dönücüleriz. Bunu söyleyeceğiz. Ya hocam onu cenazede söylemiyor muyduk biri öldüğü zaman da? Genelde öyle biliniyor. Tamam, cenazede de söyleyeceğiz. Bu uygulamaya, bu güzel tatbikata devam edelim. Ama sadece cenazeye mahsus bir şey değil. Hayatımızda başımıza ne gelirse gelsin, ayağımız bile kayıp düşse, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bir iş istediğimiz minvalde gitmedi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyeceğiz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.